İnternetin zayıf olduğu bir bölgedeyim. Sesim şu an nasıl geliyor Cumali abi veya Hüsnü'ye? Gayet iyi Yavuz Bey hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Eğer ki bir kesinti falan bir şey olursa söylerseniz kendimce bazı önlemler almaya çalışacağım. E, ev evde değilim. Ev benim tabii internete daha hakim olduğum bir ortam ama e, şey değil. Ankara'dayız. O yüzden e, şey e, çok böyle kontrol sahibi değiliz internet üzerinde. Bir sorun olursa beni uyarırsınız. E, Arkadaşlar bugünkü bugünkü teknik eğitimde özellikle e, özellikle e, otaşıp konusunu işlemek e, işlemenin faydalı olacağını e, düşündük. E, bununla ilgili biraz daha e, biraz daha derinlemesine bir sohbet yapmak istedim sizlerle. E, onunla da ilgili şuradan ben kendi notlarımı kendim için açayım da. Siz görmezsiniz notları siz sadece beni görürsünüz ama notlarımın üzerinden ben gideyim. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan başlamak gerekiyor. Önce dünyanın nereye doğru gittiğini e, gittiğini anlamamız çok çok önemli. Dünya bir yere doğru gidiyor. Dünyada olan bir şey var, yani değişim. Değişim hani derler ya klasik tabirle değişim e, e, değişmek kolay bir şey değil. E, yani değişime ayak uyduranlar arkadaşlar tabii ki yeni yeniden kartların dağıtıldığı bu dünyada e, dünyayı daha e, dünyanın zenginliklerinden daha doğrusu istifade edecekler bir şekilde fakat değişime direnen insanlar e, bunun bedelini Bana sorarsanız Eğer ya kaybettikleri sağlıklarıyla ya da düşen sağlık kaliteleriyle bir şekilde ödeyecekler bunun bedelini değişime ayak direyenler direnenler e, veya veya yoksullaşarak ödeyecekler para el değiştiriyor tarih boyunca para hep el değiştirmiş. Şu anda da para el değiştiriyor, servet el değiştiriyor bir şekilde bunu hepimiz hepimiz bu bu durumun e, canlı şahitleriyiz. E, i̇ki şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir e, reaksiyonel davranıp e, Allah kahretsin modunda olabiliriz. İki reaksiyonel değil de ya da reaktif deniyor buna. Reaktif değil de proaktif davranıp e, yeniden Kartların dağıtılacağı e, oluşan yeni bu dünyada bizler de kendimize bir rol biçebiliriz. Hayatımızın, hayatımızın kontrolünü, tabii ki yüzde yüz hayatımızın kontrolü bizde değil. Bunu e, bunu hepimiz herhalde anladık. Özellikle de şu yaşadığımız son iki, iki buçuk yıllık dönem bize çok güzel anlattı. Ancak nispeten yine e, bir kontrol sahibi e, tabii ki o e, olabiliriz. Yani bir reaktif olabiliriz, reaksiyonel olabiliriz. Her şeye reaksiyon gösteren insanlar vardır ya. Onlardan olabiliriz veya e, değiştirebileceğimiz şeylere odaklanabiliriz. Reaksiyonel insanların en temel özellikleri durum Değiştiremeyecekleri şeyler üzerinde, değiştiremeyecekleri şeyler üzerinde reaksiyonel e, davranışlarda bulunmak. Bizler bizlerin hayat hepimizin hayatında değiştiremeyeceği şeyler var arkadaşlar bir de değiştirebileceğimiz şeyler var geçmişi değiştirebilme şansımız yok mevcut durumda birçok şeyi belki değiştirebilme şansımız yok dünyada krizi biz yaratmadık dünyada yani ona benzer onlar bizim kontrolümüzde değil ama kontrolümüzde olan belki az sayıda şey var kalem var biz değiştirebileceğimiz şeyler üzerine odaklanabiliriz. Mesela ne bileyim, atıyorum işte yeni yeni dünyada işte kripto paralarla ilgili bilmem nelerle ilgili yani birçok şey var. Değiştiremeyiz birçok şeyi. Bir orada kurulan bir düzen var ya da kurulmuş olan bir düzen var. Ancak biz reklam yapabiliriz. Reklamı daha iyi yapabiliriz. Daveti daha iyi yapabiliriz. Kendimize bir tüketim ağı inşa edebiliriz. Görüşme sayımıza odaklanabiliriz. Bizler bu bizim kontrolümüzde olan şeyler, bunlar ve bir bir ticaret inşa edebiliriz. Şimdi değişen dünyada para benim gördüğüm kendisine yeni yeni akış yolları yeni yeni akış yolları bulmaya çalışıyor şu anda ve artık online ticaret de bu akış yollarından bir tanesi ana, ana damar belki de online ticaretten geçiyor. Biz orada varız. Yani paranın yeni akış yolları yol güzergahı üzerinde arkadaşlar bir yerde duruyoruz. Değişime ayak ayak dirememe taraftarıyım ben. Değişim hayat bizi bir yere doğru götürüyor. Gerçekle değişimle dost olmalıyız diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bu benim kendi şeyim, tavır tutumum. Ee, bunun e, gerekli önlemleri, gerekli tedbirleri de bu şekilde, e, bu şekilde alıyorum. Ee, şimdi dedim ya biz de e, yeni kurulan bu dünyada online ticaret, kayan içerisinde ne var? Online ticaret var, artı işin sağlık boyutu var. Her iki, her iki konu da yükselen trendlerden ve belki de benim hissiyatım şu, henüz daha bunun bir başlangıç olduğunu ben düşünüyorum. Yarın öbür gün gelecekte 5 yıl sonrasını düşündüğümüzde 10 yıl sonrasını düşündüğümüzde 20 yıl 30 yıl sonrasını düşündüğümüzde insanlar artık evet şimdi e, direnç koyabiliyorlar e, şeye karşı bizim işte teklifimize karşı önerimize karşı ancak 5 sene sonra 10 sene 20-30 sene sonra artık bu direnç tamamen kırılmış olacak. Ve hani hep diyoruz ya 1 e, milyon e, düzenli tüketiciden oluşan bir tüketim ağını inşa etmiş olacağız. Hep o günleri düşünüyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. 800 bin ya da 1 milyon yuvarlıyorum ben onu. 1 milyon kullanıcı olarak. 1 milyon kullanıcıyı görüyorum. 1 milyon otoshipi görüyorum. Gözümü kapatıyorum. 1 milyon otoshipi görüyorum. Uyanıyorum, gözümü açıyorum. bir milyon... yani gündüz gözümü kapatıyorum. Hep aynı şeyi görüyorum. Yani 1 milyon düzenli kullanıcı. Bizim kendimize sormamız gereken soru şu. Bizim başlatmış olduğumuz Bizim sebebiyet vermiş olduğumuz bu tüketim ağında, bu 1 milyon kişiden oluşan Türkiye için konuşuyorum tüketim anında e, acaba acaba kaç tanesi bizim e, bizim organizasyonumuzda olur senin organizasyonunda olur soru çok büyük bir soru gibi geliyor değil mi arkadaşlar yani gerçekten e, bir format yemişiz hepimiz ve inanması o kadar da kolay bir şey olmuyor e, değil mi e, o şekilde oluyor. Fakat arkadaşlar işin içinde öyle bazı öyle dinamikler var ki e, kopyalanabilir bir şey yapıyoruz biz. E, birazdan e, birazdan güçlü, güvenli ve karlı bir tüketim ağını nasıl inşa edebilirsiniz? Biz nasıl inşa ettik? Onunla ilgili size birkaç tane slayt göstereceğim. Yani Yavuz Bey çok güzel söylüyorsunuz. Tamam, okey, güzel. Benim de ilk sayıda kullanıcıdan oluşan bir organizasyonum olsun ama bunu nasıl başlatacağım? her şeyi başlatmakta. Kontak anahtarını çevirmekte arkadaşlar. Şey gibi aynı düşünün. Yani marşı basmayan bir aracı ikinci viteste yani vurdurursunuz ya. E, yani ticaretimizin başlaması da aslında o ikinci viteste vurdurmak gibi bir şey. Önce bir hızlandırmak gerekiyor. Ondan sonra ikinci viteste vurduruyorsunuz ve araç çalışmaya başlıyor. Ondan sonra istediğiniz yere e, akaryakıtını koyduğunuz sürece efendim istediğiniz yere gidiyorsunuz. E, arkadaşlar e, şimdi Bizim bizim ömürlük ömürlük tek bir tane ödevimiz var. Tek bir tane ödevimiz var. Düzenli tüketicilerden kurulu bir tüketim ağını inşa etmek. Bunu inşa ederken Diamond kariyerine kadar iki hattan inşa edeceğiz. Diamond'dan sonra üçüncü hat gereksinimi var. Üç tane hat inşa edeceğiz. Ee, iki, bir, ben şimdilik ben şimdilik şeyi konuşuyorum. Ee, ben şimdilik iki hattı konuşuyorum arkadaşlar. Birazdan Audi'den örnek verecektim. Audi servisinden aramışlar. Müşteri memnuniyeti için. Şimdi e, dedim ya, biz aslında otoship biriktiriyoruz. Yani yapma yap, yap, e, yapmayı amaçladığımız şey otoship. Düzenli tüketim. Biz ömür boyu insan kaydet kaydetmek gibi bir amacımız bizim yok. Eğer öyle bir şey olsaydı biz zaten kayan işini yapmazdık. En başta ben yapmazdım zaten. Ömür boyu böyle bir şey olacaksa eğer. E, bizim amacımız ee, otoship, düzenli ürün kullanıcıları. Bir gün arkadaşlar, e, işin başlarında bakacaksınız, ceyit olmak belki ceyit olurken zorlanacaksınız. Pearl olurken belki zorlanacaksınız. Ne bileyim, Safir olurken, Rubik, kariyerleri elde ederken zorlanacaksınız. Ancak bir gün gelecek, hani ceyit olmak için o iki bin puan belki bir ayınızı almış oluyor, ceyit olmak için. Ya da Pearl olmak için 5000 puanı bir araya getirmek belki bir ayınıza mal oluyor. Ve gerçekten zorlanıyorsunuz. Ancak bir gün gelecek arkadaşlar e, e, ayın biri ikisi ayın birinde ikisinde bir bakacaksınız sadece otoşip yani düzenli tüketim sebebiyle yapılmış olan alımlardan kaynaklı otoşiplerden kaynaklı e, e, şeyler e, cirolar e, normalde daha önce o zorlanmıştınız ya böyle olurken 5000 puan elde ederken bir anda bir bakacaksınız e, henüz daha birinci günde zaten 5000 puan gelmiş. Bir tane o taşıp aşağı yukarı 100 puan üretiyor diye düşünün. 126 üretiyor Kayan sağlık üçgeni, şey, Kayanı wellness üçgeni plastik pakette ama biz onu hesap kolay olsun diye 100 puan olarak düşünelim. Şimdi Ceyt olmak için kaç puan ihtiyacınız var? 2000 puan ihtiyacınız var. 3-4 kayıt yaptınız. Efendim Ceyt oldunuz. Belki de çok zorlandınız ilk ay boyunca. Yine tabii ki sonuçta bir takvim ayı içerisinde olan Ciro o ayın Ciro'sudur. Daha sonraki ay ee, tekrardan tabii ki e, şeye bakıyorsunuz. E, belki bir sayı 20 tane otoshipe ulaşıyor, 100 puandan 2000 puan. Bir bakıyorsunuz zaten sadece otoship kullanımlarından otoship kullanımlarından 2000 puanlık bir ciro gelmiş. Bir gün bir bakacaksınız. Mesela bizim şu anda arkadaşlar, onu size göstermeyeyim ama şeyi söyleyeyim. E, bugünün puanını söyleyeyim size. Bir saniye. Şuradan bir giriş yapayım back office'e Bugün ayın arkadaşlar? Ayın 5'i. Buradan yola çıkalım. Ee, arkadaşlar 529.762 puandayız şu anda ayın 5'i. 529.000 Şimdi <laughs> evet yani şu anda böyle. Ama 9 sene öncesine sizi götüreyim. Mesela 142 bin CV puandayız. 529 bin puandayız şu anda. Ve bunun tahmin ediyorum en az ayın daha henüz başları tahmin ediyorum en az yüzde sekseni en az yüzde sekseni şeyden geliyor. Ee, geliyor. Yani bilmiyorum ama herhalde e, tek tek tabii bakabilme şansım yok. E, tahmin ediyorum şöyle bir 470-480 bin puanı otoşiplerden geliyor arkadaşlar. O 100, puancık, 100 puancıklar var ya, o minik 100 puancıklar. Puancık diyorum gerçekten. İşte oradan geliyor. Bizim amacımız esas bu. Geriye kalan kısmı yeni kayıtlar yapılmış. Oradan geliyor. İşe başladığımızda böyle değildi ama. Yani işe başladığımızda biz 2012 Aralık ayında başlamıştık arkadaşlar. O ayı Pearl kariyerinde kapattık. O 7 bin puan falandı yanlış hatırlamıyorsam. Pearl, 7 bin puanla Pearl olduk. O 7000 puanı bir araya getirene kadar yani neler, neler inanılmaz yoğun bir çaba ortaya koyduk mesela. Sadece 7000 puanı bir araya getirene kadar. Ertesi ay Ocak ayında Safir kariyerindeydik. 10.000 puanı bir araya getirene kadar canımız çıktı. İnanılmaz çok çalıştık. Geceli gündüzlü çalıştık. 10.000 bin puanı bir araya getirebilmek için. Ve o yüz puanlar falan değil o zamanlar tabii ki. Ticaretin erken dönemlerinde otoşipten gelen cirolarınız tabii ki e, ticaretinizin çok küçük bir kısmını e, teşkil ediyor. Ee, esas ana ana kaynak o sırada tabii yeni kayıtlar. Bir takım kuruyorsunuz tabii ki. Ee, bir dağıtıcı ağını önce inşa ediyorsunuz. Ondan sonra e, tüketici ağı ortaya çıkıyor. Önce tüketici ağını inşa etmezsiniz. Tıpkı şey gibi arçelik gibi. Önce bayilik ağını inşa ederler ya da ne bileyim. E, önce önce gidip e, dükkana ne bileyim hamburgerleri servis etmez McDonald's. Önce bayilik ağını tesis eder. Ondan sonra hamburgerler vesaire oradan servis olur. Bizde de yine aynı şekilde. Bakın her şey ilk başta zordur arkadaşlar. Daha sonra şu an 529 bin kübi, ayın 5'i 500 bin puan her gün 100.000 puan geliyor. ve araya bayram girdi Seyran girdi efendime söyleyeyim bayramlaşmalar Yani ne yaptın Yavuz diye sorarsanız eğer iş anlamında birkaç sesli mesaj, gruptan da paylaştım. Birkaç sesli mesaj paylaşım haricinde. Ee, tek bir e, tek bir adayla, yeni bir adayla falan konuşmadım. Yani işimin başında yaptığım hiçbir şeyine neredeyse yapmadım. Ee, burada kopyaladığımız şey ne? Burada kopyaladığımız şey arkadaşlar bir kültür. Bir kültür kopyalamışız. E, her şeyin başında e, ha yaptığım şey ne? E, ürün kullanıcısı olmak. Yani sabah işte sabah ile akşam bir bir damla nitro damlatmak. Normal Sunrise'ı kullanmak, sabah kahvaltıdan sonra ve işte hele beşi kullanmak ya da işte akşam yemeği sonrasında e, Sunset'i kullanmak. O bir iş midir? Bana sorarsanız bir iştir arkadaşlar ve Kayani işinin e, yapması en kolay ama aynı zamanda yapması en zor olan işidir. E, her gün bu dediğim ürün kullanım aktivitesini yaptığınızda aylık olarak bir paket yapar, o bir otoship'tir. Bizler ürün kullandığımızdan dolayı insanlar ürün kullanıyor. Biz ürün kullanmasaydık bu bahsettiğimiz cirolar e, olmazdı, ortaya çıkmazdı. 529 bin puan arkadaşlar. Yani yüze böldüğünüzde bunu e, olarak düşünürseniz 5297 tane. A, şuradan bakayım işlem alınan. 4228 e, tanesi işlem alınmış arkadaşlar. Otoşip. 4228 tanesi bunun otoşipten. Yani yüzle çarparsanız 4 milyon 200 biraz daha yüksek bu 4 300, 400 şey 400 430 bin. Evet 430 440 bin puanı falan şeyden geliyor. Ürün kullanımından geliyor. E, geriye kalan işte 80 100 bin puanlık kısmı da işte yeni kayıtlar ya veya işte satışlardan falan geliyor. Evet e, şeyin mantığı bu. Şimdi e, soru şu. E, bunu bunu nasıl inşa ettin? Onunla ilgili ben size birkaç e, slide göstereyim arkadaşlar kafanıza şekillensin bunu inşa etmek e, dediğim gibi nereden baktığınıza bağlı kolay ancak doğru hareketleri yaparsanız eğer yanlış hareketleri yaparsanız e, zor ve gerçekten çok zorlaştırmış olursunuz ben işi e, şeye başlarken kayaniye başlarken arkadaşlar e, çok güçlü bir karar aldım e, kararım şuydu ee, önce bir defa bir liste yaptım. O liste neye benziyor? Nasıl bir şey nasıl bir şeye benziyor? Onu size şuradan göstereyim. O değil. Şu. Önce bir liste yapmıştım. Bu benim listemdir. Kendi ekranımı da şey yapayım arkadaşlar şuradan kenara böyle biraz çekeyim. Bu benim listem. Burada isim soyisim vardır. Burada daha sonradan ekledim bunları. Hangi aşamadayım vesaire. Bu kadar detaya gerek yok. Hangi şehir, mesleği nedir, telefonu nedir vesaire. Çok da gerek yok ama şurası çok önemli. İsim listesi. Bakın. İsim listesi e, yapmakla başladım. Aslına bakarsanız benim 20'li yaşlardan itibaren e, liste, tanıştığım, yani tanıdığım insanları, tan yeni tanıştığım insanları listelemek gibi, listeme almak gibi, tanıdık listeme almak gibi bir alışkanlık, e, alışkanlığım vardı. Eee Böyle bir kültürüm var. E, tanıdığım hiç kimseyi e, yani şey yapmam, ne derler e, unutmam. Yani bir şekilde mutlaka yazmışımdır yerleri. Bakın bu benim listem arkadaşlar. Görün diye söylüyorum. Sol tarafta sayıları görüyorsunuz. Şu anda 400'lerdeyiz. lerdeyiz Kayan'ya başlarken bu tahmin ediyorum bir 600-700 falan vardı. Daha sonra tabii ki Kayan'da da tanıştığım insanlar var. Yani burada Kayan harici insanlar. Tanıdığım herkes var arkadaşlar. Kayaniciler de var. Kayani iş ortakları da var, kendi takımımdan insanlar da var. Ben listeyi yaparken sadece kayani olarak düşünmem. Ben listeyi yaparken hayat olarak düşünürüm, yaşam olarak düşünürüm. Yaşamda insanlarla işbirliğimiz bizim sadece kayani alanında değildir. Bir gün bir marangoza ihtiyacım olur. Açarım buradan marangoz diye yazarım. Aramalar yaptığımda marangozlar karşıma çıkar listede. Ondan sonra ararım işimi görürüm. Ya da bir gün bir araç servisine ihtiyacım vardır. Ya da ne bileyim bir sigortaya ihtiyacım vardır. Açarım buradan sigortacılar olarak taratırım. Ve ondan sonra buradan e, o kişiyle temas ederim. Yani konuyu sadece Ceyt olmak için düşünmem ben. Konuyu sadece Pearl olmak, Safir olmak için düşünmem. Kayaniye'de başlarken biz bunları düşünmedik. Tabii ki planladık. Ancak tek amacımız bu değildi. O yüzden listeniz olmalı. Sadece kayağın için değil. Size tavsiye ederim. Hayatta bir listeniz olsun. Tanıdık listeniz olsun. Size hayatınız boyunca sizden belki çocuklarınıza çocuklarınıza kalacak olan bir listedir bu. Onların da yaşamına ciddi katkı sağlar. 1200'lere, 1300'lere geldik şu anda. Dikkat edin. Bakın, benim listem budur arkadaşlar. Kırmızı olanlar bugüne kadar kayani sunumu yapmış olduğum insanlar. Turuncu yapmış, turuncular işte takipte olan insanlar. Yeşiller evet demiş olanlar gibi gibi gibi. Liste bu. Listeyi yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın bizim işimiz şöyle inşa oldu. Şunu biz biliyorduk, bir insan tarama programı vardı, bir liste yapacaktık, insanlarla sohbet edecektik, görüşmeler yapacaktık, sunum videosunu seyrettirecektik, belki ikinci görüşmeyi yapacaktık. Birileri evet diyecekti, birileri müşteri ve iş ortağı olacaktı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman şöyle bir şey düşünmedim. Yani kim müşteri olur, kim iş ortağı olur, benim çevremde acaba bu ürünü kullanırlar mı diye düşünmedik biz Şule ile birlikte. E, düşünseydik eğer çok yanlış bir soru olurdu. Eğer ki bunu düşünüyorsanız çok yanlış bir soruyu soruyorsunuz kendinize ve yanlış sorular sizi kaçınılmaz olarak yanlışa götürecektir. E, işinizi doğru bir şekilde inşa edemezsiniz. Biz biz şuna odaklandık az önceki listedeki gibi. Ben kimi tanıyorum? Soru bir. Ben kimi tanıyorum? İşte bunları tanıyorum. Ben kimi tanıyorum? Ne yaptık? E, Facebook arkadaşlarımız efendim düğün dernek şey, davetiyeler işte düğünde kimler vardı şunlar var bu vardı aa bak şu da vardı aa şu da vardı falan gibi bir liste oluşturdu. Şimdi arkadaşlar işimizin işleyişi şöyle olmuştu. Evet şöyle anlatayım. Evet tamam. Bakın 18'inde biz başladık. 18 Aralık 2012'de Kayani'ye başladık. Ee, o zamanlar tabii ki Safir kariyerini hedefliyorduk. E, üç tane hat inşa etmek zorundayız. Yani safir olmak için üçüncü hatta olmak zorunda. Şu an Blue Diamond olmak için üçüncü hat olmak zorunda. Mecburen o zamanlar e, açmak zorundaydık üç hattı. O şekilde yani şeyi sorma ya niye iki hat inşa ediyoruz, niye Yavuz Bey üç hat açmış? O zaman öyleydi. Daha sonra Kayan'ı yani o kuralı değiştirdi. E, safiri Blue Diamond olarak değiştirdi. <laughs> Şimdi e, şunu hayal ettik. Bir hattımız olacak. Bu birinci hattımız. Efendim ikinci hattımız. bakın şey anlatıyorum tekrar diyorum 500 bin puan var ya yani belki 450 bin puanı bunun otursıklardan gelen puan e, otursıklardan düzenli tüketicilerden gelen her ay düzenli alımlar sebebiyle her ay düzenli bir şekilde nasıl para kazanırsınız aslında anlattığım şey bu bunu nasıl başlatıyorsunuz e, onu anlatacağım size yani bizim ne yaptığımızı anlatacağım. şimdi e, hikaye başlarken şöyle başladı e, biz bir toplantıya gitmiştik. Toplantıda Ceyit olmuş olanlar, Pearl olmuş olanlar konuşuyordu. Ceyit olanları falan dinliyordum. E, ve e, içimde de şey vardı. Yani işte annesini, babasını, dayısını, halasını, amcasını kaydetmiş Ceyit olmuş. Diğeri yine aynı şekilde, diğeri yine aynı şekilde, diğeri yine aynı şekilde. E, bu beni çok heyecanlandırmamıştı açıkçası. E, benim de dayım, halam, amcam vesaire var. Hatta ikisinin kaydını kendi cebinden yapmış. Ya bu... Ee, evet, belki yapılması gereken bir şey. Yapılmasını demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ee, dur şu ekran paylaşımı durdurayım da Daha sonra ekrana vereyim. Daha rahat olur öyle. Heh. Şimdi bu arkadaşlar benim için e, önerim tabii ki mutlaka yap. Yani ticaretinizin tepesinde mutlaka yakınlarımız olsun. Bu, bu olmazsa olmaz olan bir şey. Benim esas görmek istediğim şey şuydu. Kopyal kopyalanabilir ölçümlenebilir bir mekaniğin mekaniğin e, mekanikle kariyer yapan bir insan evladını görmek istiyordum karşımda. Yani benim esas şeyim buydu. Amacım buydu. Ve e, daha evvel network marketingle ilgili de yaşadığım tecrübe 15 sene boyunca ürün kullanıcılığı e, ürün kullanıcısı olmaktan öteye geçmemişti. E, firma isimleri vermeyeyim şimdi de bunu YouTube'da yayınlayacağım çünkü. E, yani evet istiyordum ticareti inşa etmek ama edemiyorum. Yani sıfır çektim. 15 sene boyunca. Tek hayatım network değildi tabii ki. Yani normalde bu arada e, işime işe, işime devam ediyorum. Yani e, işte e, normal gemi işletmeciliği mesleğine devam ediyorum. Ama diğer tarafta kalbimin bir kenarında da network sektöründe e, bir ticaret, bir tüketim ağı inşa etme amacım var. Neden? Çünkü şu fikir hoşuma gidiyordu benim hep. Düşük sermaye, düşük risk ve global bir ticaret ve pasif gelir. Güzel bir fikirdi. Başarılı e, olamadım. İşte buradan gelen bir şey vardı kafamda. Hep yıllarca insanları dinliyordum nasıl başarılı olduklarını. Ağızlarında eveleyip geveliyorlardı lafı sürekli olarak. Sahne yani işte öyle yaptık da böyle yaptık vesaire gibi. E, şimdi Kayani'ye başladığımızda e, şunu dua ediyordum. Allah'ım diyorum yani e, bizim bakın kafamda şey yok. Benim çevremde kim bu ürünü alır kim bu ürünü almaz sorun değil. Sorun, o sorun değil. Sonuçta ortalama yasasını biliyorum kaynaya başlardım. Yani belli sayıda insana işi göstereceğim ve belli sayıda insan müşteri ve distribütör olacak. Onunla ilgili benim hiçbir şeyim yoktu, hiçbir çekincem yoktu. Ben sadece doğru bir mekanik görmek istiyordum burada. Ve o gün Ceyt olanları dinledim. İşte annesinin babasının dayısı kaydetmiş mesela İkinci kişi aynı şekilde. Yavaş yavaş e, şeylerim yani canım sıkılmaya başladı, moralim bozulmaya başladı. Dedim ki Allah'ım bizim <laughs> yani 15 sene boyunca Dinlediğim hikayeleri ya da onlara benzer hikayeler yine dinliyorum burada. Ama içimde hala bir umut var. Allah'ım diyorum ne olur bu toplantıda karşıma yani bir insan çıksın ve bu insan bu işi e, doğru bir şekilde inşa etmiş olsun ve bunu da anlatabilmiş olsun. Çok önemli. Bazı insanlar işi inşa eder ancak anlatamaz. Yani bilir ama anlatamaz. Hani çok iyi öğretmenler vardır ya çok bilgilidir ama anlatamaz. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar, dualarım kabul oldu galiba. Ee, en son konuşmacıydı belki de. Antalya'da yaşayan bir iş adamıydı ee, ve İstanbul'a toplantıya gelmişti. Pearl olmuş. Şuna şunu anlattı. Çok farklıydı diğerlerinden. Tam benim kafamda böyle, tam benim şey e, şey kafası, mekanik kafa, matematik kafası. Adam dedi ki, arkadaşlar dedi, burada geçen hafta geldim, başladım, eğitimimizi aldık eğitim videomuzu aldık. İşte Antalya'ya gittim. Pazartesi 5 kişiye videoyu seyrettirdim. 1 kayıt. Salı günü videoyu 5 kişiye seyrettirdim. 1 kayıt. Çarşamba videoyu 5 kişiye seyrettirdim. 2 kayıt. Perşembe videoyu 5 kişiye seyrettirdim. 1 kayıt. Cuma videoyu 5 kişiye seyrettirdim. 2 kayıt. Cumartesi videoyu 5 kişiye seyrettirdim. 2 kayıt. Evet, benim 15 sene boyunca bulamadığım bilgiyi dualarım kabul olmuştu arkadaşlar adeta. Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Bu bir rüya olmalı ya. Yani bu bir rüya mı? Farklı bir şey duydum. Hayatımda ilk kez. Ve şunu düşündüm. Adam anlatırken. Bu adam bir liste yapmış. Ve listeyi daha doğrusu insanları şeyden geçiriyor sunumdan geçiriyor, videodan geçiriyor. Tam bir insan tarama programı çalıştırıyor. Ve belli kişi soruları sormuyor. Bugün ürün satın alabilecek olan beş kişi kim sorusunu sormuyor. İki, bugün kim distribütör olur, iş ortağı olur, kimi kaydedebilirim, ben bugün nasıl ceyt olurum gibi bir soru sormuyor belli ki. Sorduğu tek bir soru var. Benim yaptığım analizi söylüyorum size. Siz kendinize göre analizini çıkartın ondan. Bugün benim sunum videomu izleyecek olan beş kişi kim? Soru bu. Ne mesleğine bakıyor büyük ihtimalle? Ne bu ürünü kullanıp kullanıp yani sosyoekonomik durumuna bakıyor ne de başka bir şeye bakıyor. Tamamen çok seri bir insan tarama programıyla bunu yapıyor. Ah, çok müthiş bir şey, bir devrimdi. Hayatımda, hayatınızda arkadaşlar şey olur ya böyle. E, mutlaka sizin de olmuştur. dönü Dönüşüm böyle e, şey, e, devrim e, anları olur böyle. E, yol ayrımları. O gün, o gün böyle göğsüme bir ferahlık geldi. Dedim ki, buldum dedim ya, buldum. Benim aradığım şeyi bilgiyi buldum ben. Toplantı bitti yanına gittim adamın. Ondan sonra dedim ki abi dedim e, bana dedim bir daha anlatır mısın? Bir daha duymak istiyorum. Çünkü rüya gördüğümü düşünüyordum. Yani rüya olabilir miydi acaba bu? Birazdan hani böyle uyanırsın ya rüyadan tüh dersin ya rüyaymış. Rüya mı gerçek mi ayırt edemedim. De bir daha yanına gittim. Dedim abi bir daha anlatır mısın? Adam dedi ki Değerli kardeşim dedi, şöyle söyleyeyim. Laptop'un var mı? Var. Tamam. İçinde sunum videosu var mı laptop'unun? Var. Tamam. Arkadaşına gidiyorsun dedi. Arkadaşına gidiyorsun. Videoyu birlikte izliyorsun. Ve videoyu izledikten sonra kararının ne olduğunu soruyorsun dedi. Bu kadar basit dedi. Bu kadar mı dedim? Bu kadar dedim. Benim yaptığım buydu dedi en azından. Arkadaşlar o gün bir karar aldım. Anlatırken diğer tarafta kafamda e, şey yapıyorum. Plan yapıyorum. Bakın daha yeni baş, yeni şey yeni başlamak üzereyiz işe. Yani yapsak mı yapmasak bu durumdayız. Kim ürün alır, kim ürün almaz vesaire. Yani onları falan düşündüğümüz bir aşamadayız aslında şöyleyle. O gün kim ürün alır, kim ürün almaz, kim ürün kullanır, kim ürün kullanmaz, kim yapar acaba bu işi sorularını çöpe attık. Bir daha kendimize bu soruyu sormayacaktık artık çünkü bu sorular yanlış sorular olduğunu gördük ee, eve gittim o ana kadar e, kayaniye başlayalı bir iki üç gün olmuştu bol 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 şey biriktiriyorum efendim birisi bir soru sorarsa çıkartıp hangi dokümanı göstereceğim falanca kişi bilmem neyi sorarsa çıkartıp hangi dokümanı kendisine göstereceğim gibi dokümanlar biriktiriyordum mükemmelliyetçi olma var ya içimde mesleki, meslekten kaynaklı, gemi işletmeciliği mesleğinden kaynaklı. Hayatımda ilk kez beni çok rahatsız eden bir şey yapacaktım. Mükemmelliyetçi olmayacaktım hayatımda. Beni çok rahatsız eden bir şeydi bu. Ee, ve şey, çok rahatsız ediyordu. Eve gittim, laptop açtım. Ve o biriktirmiş olduğum bütün o dokümanları, sertifikaları, bilmem neleri, Hepsini hepsini seç. Çöp kutusuna gönderdim. Çöp kutusuna gönderdim. Hırsımı alamadım. Dedim ki şeytan beni yarın öbür gün dürtük şey yapar, dürter. Ben bunları çöp kutusundan tekrardan alabilirim. Çöp kutusuna girdim. Çöp kutusunu tamamen temizledim bilgisayarda. Tek bir döküman kaldı arkadaşlar. Tek bir döküman. Kayani iş sunumu videosu. Sevgili sevgili Gülay'ın o güzel sesiyle ee, ondan sonra çekmiş olduğu seslendirmiş olduğu o video hiç unutmam. Bugün dahi kayan için o video ile inşa edebilirim bakın. Değişen yüzde %95'i değişmiştir temel istat şeyleri, temel konsepti, fiyatlar falan değişmiştir. Onun dışında her şey aynı. Artık Gülay'ın o güzel sesi var videoda. Aynı video ile inşa edebilirim. Hatta ba bazen bunu yapmaya niyetliyorum. Ee, şey dur bakalım. Ee, ondan sonra neler olacak? Neyse. Ee, gittim çok kutusuna attım. Tek bir dosya kaldı. Aynen Gülerciğim. <laughs> Tek bir dosya kaldı. Gülay'ın güzel sesi o şey Kayani sunum videosu. Pazartesi günü kolları sıvadık bu toplantı pazar şey pazar günü oluyor. Pazartesi ha bu arada kafamda yaptığım hesabı da söyleyeyim size. Ee, arkadaşlar, insan, insanoğlu ee, zora düştüğünde, hayatında bir şeyler gerçekten artık yeter, çekilmez hale geldiğinde insan beyni çok hızlı çalışıyormuş. Bunu fark ettim. Ben normalde yavaş anlayan, yavaş algılayan ve eyleme yavaş geçen bir insanım. Normalde böyle bir yapım var benim. Ama... Ee, insan hayat insanı sıkıştırınca köşeye ve güçlü bir neden e, nedeni olunca insanın meğer insan çok hızlı harekete geçebiliyormuş çok hızlı hesap kitap yapabiliyormuş ve bir saniye bile ertelemiyormuş bunu ben kendim yaşadım neydi hayatın beni köşeye sıkıştırdığı durum şuydu eee 2011 senesinde yani yaklaşık bir, ay, bir sene önce işsiz kalmıştım. İşsiz kalmak çok acı veren bir deneyimdi benim için. Şirketin gemileri satılmıştı. Yani işten kovulmadım. Şirketin gemileri satılmıştı, şirket kapanmıştı. Denizcilik kısmı ve ben de işsiz kalmıştım. İş arıyordum, bulamıyordum. <laughs> Bulduğum işlerde de yarım ağaç teklif ediliyordu. Bu insana çok koyuyor gerçekten. Yıllarca bizimle çalışır mısın diyen insanların sana sırt dö sırtını döndüklerini görüyorsun. Yani kurt kocayınca itin köpeğin maskarası olur derler de biz de öyleydik. Yani kılıcımız o zaman çok keskinmiş, çok güzel kesiyormuş. Herkes çevremizdeydi. Yavuz Beyciğim, Yavuz Beyciğim şöyle yemekleri çıkartmalarda bilmem neler de şunlar da bunlar İşsiz kaldığınızda arkadaşlar o insanların hiçbirisi olmuyor çevrenizde. Gücünü, gücünüz varken herkes çevrenizde. Ama gücünüzü kaybettiğinizde sağa sola dönüp bakıyorsun. Diyor ki abi diyor yapacak bir şey yok diyor. Eğer istiyorsan gel yarı fiyatına çalış diyor. Gibi gibi. O işim hamile şu şu ile hamile duru doğacak o zaman ee, ondan sonra <laughs> ikinci şey odasına e, odasına eşyaları alamadığımız bir dönem ikinci el eşyaları a, almayı konuştuğumuz bir dönem ee, arkadaşlar şey yani beterin beteri vardır tabii yani be, mutlaka eminim sizlerin çok daha büyük sorunları vardır ama yani e, bunlar gerçekten bana çok koymuştu ee, ve artık 40 yaşındaydım ve hayatımda gerçekten hiçbir şeye bağlı kalmadan, bir patrona bağlı kalmadan, maaşa bağlı kalmadan, e, anneye babaya eve e, hiç kimseye mahkum olmadan, ihtiyacı bir, bir şey istemek zorunda kalmadığım bir hayata artık inşa etmeliydim artık. Ve okuduğum kitaplarda hep şunu da duyuyordum, ilham kaynağım oydu. Kaynamoğlu'du, e, dünyanın zenginleri dünyayı değiştiren insanlar ya da diyelim biz ona zengin demeyelim de 40lı yaşlarından sonra 40 ve sonrasında bunlar şey yapmış öyle de bir motivasyonum vardı kayan karşımıza çıkmıştır. öyle bir dönemdeyim yani hayatım sıkıştırdığı bir dönemdeyim dedim ya bir hesap kitap yaptım insanın kafası o kadar hızlı çalışıyor ki zora düştüğünde ben kayan ticaretini inşa etmek konusunda erteleyen arkadaşlara bakıyorum arkadaşlar. Mesela görüşme almayan, mesela görüşme yapmayan, videoyu seyrettirmeyen, insanlardan kararını istemeyen, takip yapmayan, kayan işine sarılmayan, ürün satışı yapmayan ya da ne bileyim liste yapmayan ya da eğitim videolarını izlemeyen, online toplantılara katılmayan, katılsa da daha sonra videoları izlemeyen, ne bileyim Jade Pearl oldu, ertesi ay işler daha böyle düşük olduğunda ne bileyim bırakan, çalışmayı bırakan insanlara ben bakıyorum arkadaşlar. Ee, çok rahat hareket ettiklerini görüyorum. Ee, bunun sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Ee, bu işin uzmanı değilim ama e, bu arkadaşlarımızın e, seçenekleri var arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir kişi harekete geçmiyorsa seçeneği var. Bir kişi bir kişi e, gaza daha da basmak yerine, görüşme temposunu arttırmak yerine, daha da tutkuyla işe asılmak yerine eğer görüşme temposunu düşürüyorsa, görüşme sayısını düşürüyorsa, bahanelerin arkalarının arkasına saklanıyorsa, sürekli olarak mazeret üretiyorsa, bunun bence tek sebebi var arkadaşlar. Eğer e, siz de böyleyseniz bilmiyorum. Eğer böyle ya da kendinizi böyle tanımlıyorsanız eğer büyük ihtimalle seçeneğiniz var. Arkadaşlar benim seçeneğim yoktu ya da yokmuş gibi hissetmiştim. Yani gemileri yakmak dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Geri dönüş yoktu benim için artık. Başarılı olmaktan başka seçeneğim yoktu. Gerçekten yoktu. Emre Topçu. Başarılı olmaktan başka seçeneği yoktu. Hüsnüye Sezginer, Beş senedir burada, altı senedir burada. Altı sene oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Başarılı olmaktan başka seçeneği yok. yani. E, Cumali abi. Gülay. Yine diğer arkadaşlarımız. Şule. E, başarılı olmaktan başka seçeneği kalmamış olan insanlar başarılı oluyor. Ama arkada hala daha gemiler duruyorsa, Gemiler yakılmadıysa arkada. Bakın işinizi bırakından bahsetmiyorum. İşinizi bırakmaktan bahsetmiyorum. İşinizi bırakın gelin kayan yapın demiyorum. Part-time bir plan yapmaktan bahsediyorum. Ama ben sizin yerinizde olsam şöyle düşünüyorum. Mevcut maaşlı işimin geçici bir işi olduğunu, mevcut ticaretimin geçici bir işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için geçici olmasa bile çocuklarımızı büyük ihtimalle bırakamayacağımız, büyük ihtimalle ikinci nesli görmeyecek olan bir iş yapıyorsunuz büyük ihtimalle üçüncü nesli görmeyecek olan bir iş yapıyorsunuz. İkinciyi görse bile. Büyük ihtimalle. Sayılar bunu gösteriyor. Yavuz'un sayıları değil bunlar. İstatistikler bunu gösteriyor. Velhasıl arkadaşlar durum böyleydi benim için. Ve seçeneği kalmayan insan yani arkadaşlar kafa o kadar hızlı çalışıyor ki size anlatamam. Beyin o kadar hızlı sonuç üretiyor ki o kadar hızlı hesap kitap yapıyor ki size anlatamam. Anlatamam. Yani saliseler içerisinde rakamları bölüyorsunuz, çıkartıyorsunuz, hemen anında bir plan belirliyorsunuz karşınıza. Benim için öyle olmuştu. Normal şartlarda dediğim gibi fark etmişsinizdir. Ağırkanlı bir insanın, öyle çok böyle tez canlı bir insan değilim. Ama hayatımın belli dönemlerinde stres dediğimiz şey çok iyidir. Üç aylık bir strestir. 90 günlük oyun planı dediğimiz, üç aylık bir stres. Ondan sonra bir yapılanma dönemi. Derken bir üç aylık daha strese girersin ondan sonra tekrar bir şey dönemi yani kayayın işini stressiz inşa edemeyiz Stres. iyi stres vardır kötü stres vardır kayayının dışındaki işlerde bir iş yapıyorsanız eğer ömür boyu stres yaşayacaksınız demektir ben kesinlikle böyle okuyorum bunu her şekilde tartışırım bu ortamda değil belki ama ayrıca tartışırım e, maaşlı işiniz olsun ya da patron olsun ya da vesaire evet şeyi unutmadım hesap kitabı nasıl yaptım arkadaşlar kafamda 500 rakamı vardı benim Sunumu mu, sunum videosu 500 kişi izlediğinde, izlediğinde, ben e, Diamond diye bir kariyer vardı, altıncı kariyer dedim, o kariyere büyük ihtimalle gelirim, altıncı kariyer. 500 kişi. Sonra hemen şunu düşündüm, dedim ki, ben 500 kişiyi tanıyor muyum? Dedim ki, tanıyorum. Uzun zamandır görüşmediklerim var mı? Var, tamam. Ee, olsun. Ben yine de hamlemi yapacağım onlara bir şekilde. Peki e, bu 500 sunumun 500 videoyu tamamen e, şey mi yani kendi listemdeki kendi arkadaşlarıma mı izleteceğim ben? Yoksa 5 10 15 20 sunumdan itibaren artık ekip kurulmaya başlanacak. İnsanların sayısı artmaya başlayacak ekibimde ve o insanların da yanında ben o arkadaşları da şey Kapat babacığım. Kapat aşağıya. Tontonum benim. Kapat. E, o arkadaşlara da sunum videosunu seyrettirecek miyim? Ya Ya da şöyle mesela atıyorum bu 500'ün yüzü bana ait olacak geriye kalan 400 onlara mı ait olacak acaba? Evet. Büyük ihtimalle bu olacak diye düşün. Yüzü bana ait. Geriye kalan 400 tanesi onların listelerinde. Onlara yardım olsun diye bu masada o sunum videosunu izlettirirken ben de diğer arkadaşına yan masada ben izlettiriyor olacağım. Onunla ilgileniyor olacağım. Böyle de 400 tane sunum. Toplamda 500 sunumluk zaman yatırımı ve efor yatırımım gerekiyordu. Kafamda 500 rakamı vardı. Neden 500 rakamı vardı bilmiyorum. İnanın nereden geldiğini de bilmiyorum. 400 değil, 600 değil, 500'dü kafamda olan rakam. sonra şunu düşündüm. Ya insanlar, ekibimdeki insanlar sunum yapmazlarsa, ya çalışmazlarsa diye düşündüm o sırada. Bütün bunların hepsi 3 dakika içerisinde oluyor arkadaşlar. 3 dakikayı geçmemiştir. Adamla konuşurken bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan da kafamda bu olasılıkları şey yapıyorum, e, hesabını yapıyorum. Ve orada bir karar daha aldım. Soru şuydu ya, ya yapmazlarsa, benim ekibimdeki insanlar, atıyorum işte Hüsnü'ye, ya Hüsnü'ye de yapmazlar ya da X kişi kimler olacağını bilmiyorum. Ve orada bir karar da aldım. Güçlü karar, çok güçlü bir karar. Dedim ki hiç kimse yapmazsa ben yapacağım. Bu kararı aldım. Yemin ettim. Yemin ettim orada. Kimse yapmazsa ben yapacağım. Safir olmam için ne gerekiyor? Mustafa Korkmaz, kulaklar içindesin, sponsorum. E, Gülay yine aynı şekilde. E, Mustafa Korkmaz'a zor Ne gerekiyor abi bizim safir olmamız için? O zaman 400 puan kayıt. Atıyorum 25 tane kayda ihtiyaç var. 25 tane kaydı var. Dediğim gibi yani atıyorum bu 25 kaydın 10 tanesi bana ait olabilirdi. Kafamda bir şöyle bir 5-10 kişi olabilirdi böyle hemen hızlı. Geriye kalan 15 tanesi kime ait olacaktı? Normalde takıma ait olurdu. Bu birinci versiyon. Ee, diyelim ki olmazsa ne olacak? Orada bu karar aldım. Dedim ki 25'in 25'ini de ben kaydedeceğim. 25'in 25'ini de ben kaydedeceğim. Yeter ki o safir kariyerine bir an önce geleyim. Safir kariyeri benim için şuna şuna benziyor arkadaşlar. Bu pist. Bu pist. Uçak burada. Taksink yaptı, geldi, durdu. Motorlara gücü verecek, gelecek, havalanacak ve buradan doğru tekerlek kesecek. Ee, e, i̇şte o teker kestiği yer var ya artık uçağın. İşte o benim için Safir kariyeriydi. Kimse yapmazsa ben yapacağım dedim. Çok büyük bir karardı Şimdi kararınız güçlü olduğu zaman reklamınız çok güçlü oluyor. Kararınız güçlü olduğu zaman davetiniz çok güçlü oluyor. Çok pratik oluyorsunuz. Çok pratik hemen. Ee, hesap kitabı yaptım. Dedim ki 500 sunum. Ekiple birlikte yaparsam ne ala. Yapamadım ben yapacağım. 500 sunumu ben yapacağım. Tanıdığım yok mu 500? Olacak. Gidip gerekirse köprü altında yaşayan insana bile ben sunum videosunu seyrettireceğim. Çünkü onun o yapmasa bile onun çevresinde yapabilecek olan insanlar var. Öyle bir kararla ben Kayani'ye başladım. Kolları sıvadık. Pazartesi arkadaşlar e, birazdan ekranda da göstereceğim. E, aynen 5-6 tane sunum. 5 yani sunum. 3 üç ay, üç, üç ay, üç ayda 5 sunum yapacağım. İnsanlardan kararını isteyeceğim. Ve aldığım bir karar da şuydu. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde e, işimin nasıl gittiğini masaya yatırmayacağım. Bak Gülay benden hiç duymamıştır e, işin başlangıcında e, ya Gülay ben bir yerde yanlışlar mı yapıyoruz doğrular mı yapıyoruz ağzımızdan böyle bir şey duymamıştır duyamaz çünkü bir karar verdik biz 3 ay boyunca 500 kişiye sunum videosunu göstermeden Gülay'a böyle bir şey sormayacaktık biz böyle bir şey sormayacaktık ona. ya bizim Gülay nerede yanlış yapıyoruz ya biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz Gülay istediğimiz gibi gitmiyor Gülay bu ay düştü de etti de bilmem kalktı da vesaire böyle bir şey konuşmadık biz hiçbir zaman ve bir daha hiçbir zaman konuşmadık zaten. Sadece konuştuğumuz tek şey vardır hala daha. Neleri daha iyi yapabiliriz? Neleri daha iyi yapabiliriz Gülay? Gülay adına neleri daha iyi yapabiliriz? Yavuz adına, Şule adına, Hüsnüye adına, sizler adına neyi daha iyi yapabiliriz? Tamamen bunu konuşuyoruz. Dokuz senedir konuştuğumuz konu bu. Şimdi slaytlar üzerinde ben size ilk dört ayımı göstereyim. Bakın unutmayın güçlü bir kararla başladı her şey. Ee, ondan sonra bakın neler oluyor, 15 sene boyunca sıfır, bu sektörde sıfır çekmiş olan bir Yavuz Bağcı neleri başarabiliyor size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet bu. 18'inde başladık. Kararımı aldım, o adamla konuştum. Diğer evrakların hepsini çöp kutusuna sildim tamamen. Elimde tek bir şey var, tek bir evrak var. O da sunum videosu. Sunum videosunu play tuşuna bastık. 18-31 arasında 13 günlük bir zaman var. 18'de başladık ama işe, işe başlamamız yanlış hatırlamıyorsam ama 23'üydü tam olarak. ondan sonra aşağı yukarı 8 günlük bir çalışma Aralık ayının sonuna kadar. Bakın şurada arkadaşlar birinci hattımızda 11 tane yeni iş ortağımız oldu. bu, bu birinci hatta 5 tane kişisel kayıt yapmışım. Oradan başlamış. Yani 1, 2, 3, 4, 5'i bana ait. Geriye kalan 6 tanesi ekibe ait. Şu, şu kadarı ekibi ait. İkinci hattımızda bu muhtemelen Safir olma niyetiyle açmışız bunu. Olamadık gerçi Safir ama e, Safir'i de kaçırmayalım diye açmıştık. Tek kayıt orada duruyor. Burada altı tane kayıt var. Altı kayıt, altısı da tamamen kişisel kayıt. Yani bak altı kişisel, altı, yedi kişisel kayıt, e, beş de burada e, on iki tane kişisel kayıt var. Sekiz günde on iki kişiyle sıkışmışız. 17-23 haftasında haftalık olarak ödenen team bonuslar bunlar arkadaşlar. O zaman dolar olarak ekrana yansıyordu. O yüzden dolayı bu slide yaptığımda 9 sene önce yapmıştım neredeyse bu slaytı. Dolar. E, diğer hafta 24-30 haftası 820 dolar. 31 e, haftası da 520 dolar. Bu 820 doların içinde şey de var. 300 dolar doğru başlangıç bonusu. Hızlı başlangıç bonusu o zaman tek taksitte ödeniyordu. 300 dolar olarak ödeniyordu. Ceyt olduğunuzda o da var bunun içinde. Ee, şeyden de Paygate'den de 148 dolar gelmiş. Toplam 1528 dolar. Arkadaşlar bakın bu rakamlar benim için geçerli olan rakamlardır. Sizin için de geçerli olacağı garanti edilemez. Bununla birlikte bu eğitimdeki tekniklerin, tavsiyelerin sizin için güçlü, karlı bir kayani olarak değiştirin siz bunu. Ya da network deyin ya da doğrudan satın. işi inşa etmenize yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu uyarıyı da tabii ki yapmam lazım. Ama şunu söylemeye çalışıyorum benzer benzer kararlar alabilirseniz, benzer hamleleri yapabilirseniz, benzer sonuçlar üretebilirsiniz. Dikkat edin. Aynı kelimesini kullanmıyorum. Aynı kelimesi bir iddiadır. Aynısını yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz önermesi ya da şeyi burada yanlıştır. Ben inanmıyorum. Benzer. Benzer kararlar, benzer hamleler, benzer sonuçlar üretebilirsiniz. Bazılarınızın sonuçları benden daha zayıf olur. Bazılarınızın sonuçları benden çok çok daha güçlü olur. Şimdi Aralık ayı bitti. Tamam. Böyle bir tablo var karşımızda. Ay kapanışı oldu. Ay muhasebeleşti. Artık Aralık ayı ciroları Aralık'ta. Şimdi Ocak ayında üreteceğimiz cirolardan gelirler elde edeceğiz. Ee, Ocak ayında arkadaşlar yine üç tane hattımız var. Bakın nasıl bir Ocak ayı geçirmişim. Size onu anlatayım. Şimdi artık şöyle bir güzellik yaşıyorsunuz. Birinci hattımda geçen ay sıfır kişiydi. Yani sadece biz vardık Şule'yle. şimdi ikinci ayda artık yalnız değiliz. 11 tane iş ortağımız var. Bu insanlar sunum videosu izlettirebilecek, yeni kayıtlar alabilecek insanlar. Bir şeyi, dağıtım ağı inşa ediyoruz. İkinci hattımız bir kişiyle başlıyoruz. Hatırlayın bir tane kayıt vardı. Üçüncü hattımız arkadaşlar altı kişiyle başlıyorum artık. Üçüncü hat, şey hatta. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir rahatlık var. Evet rahatlık var. Bir şeyler doğru gitmeye başladı. Ancak henüz daha e, tam istediğim gibi değil. Devam. Ee, uçak ne yaptı? Motorları çalıştırıp henüz daha teker kesmedi. Devam ediyor. Piste devam ediyor. Şimdi Ocak ayında arkadaşlar 15 tane yeni distribütör geldi. Kırmızılar Ocak ayında gelen distribütörler. Bak Bu hattımızda 15 yeni distribütör geldi. Sadece iki tanesi benim kendi kişisel sponsorluğumda kaydetmiş olduğum insanlar. Geriye kalan 13 tanesi de arkadaşlar. 13 tanesi şuradaki insanların kaydetmiş olduğu insanlar. İkinci hat. Bu bir arkadaşımla birlikte başladık. Onun listesinde videolar izlettiriyoruz. Bu arada dedim ya 500 video. Şurada işte videoları izlettirdim, kayıtları açtı, aldık. E, 12 tane kayıt. E, 8, ilk 8 günde 82 kişiye sunum videosunu seyrettirmiştim ilk ay. Oradan 12 tane, 70 kişi hayır dedi. Çok net hayır. Net hayırları çok seviyorum ben. E, çünkü şu demek o. E, benim henüz daha saat 12'm gelmedi demek. Henüz daha ben hazır değilim demek. Çok seviyorum. 12 tanesi benim saatim saat 12 dedi. Diğer tabirle başladı. İkinci hat. 13 yeni distribütör geldi. Sıfır kişisel, tek bir tek bir kişisel kendi listemden kayıt yapmamışım. Şu listeyi göstermiştim ya size. Bu listem benim listem. Bir tane bile kayıt yapmamışım o atta. Ee, kimin kayıtları onun kayıtları. Sunum yapmış mıyım? O, hem de nasıl? Gece gündüz sunum yapıyoruz, sunum videosunu seyrettiriyoruz. Onun listesinde Arkadaşlarına. kafede oturmuşuz, o bir masada, ben diğer masada. Derken onu gönderip diğer arkadaşı geliyor, onunla sunum yapıyoruz vesaire. Yani günde nereden bakarsanız 5-6 kişiye sunum videosunu izlettiriyorum. Kendi listemde mi? Hayır. Onun listesinde. Şurada kendi listemden sadece bir 5-10 kişiye izlettirmişim. Zaten oradan iki tane kişisel kayıt almışım. Geriye kalanlar da onların listelerinde izlettiriyoruz videoları. Hep birlikte herkes video seyrettiriyor. E, üçüncü at. Altı kişiyle başlamıştım. Ya şunlar çalıştı. Şu bir kişi çalıştı baksanıza. On üç tane yeni kayıt üretti. Şuradaki on bir kişi de yeni, e, yeni kaç? On bir tane, pardon on üç tane kayıt üretti. Ama şuradaki altı tane yok arkadaş çalışmıyor. Bir türlü çalışmıyor. Yani ürün kullanırız dediler. E, işi de yaparız dediler. E, Okey, e, ürünü aldılar, ettiler. Bazıları ürün dahi kullanmıyor. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ondan sonra Dedim ki onlar çalışmıyorsa benim bunlara bir şeyi ispat etmem lazım. Arkadaşlar çok önemli bir yere geldik. Eğer ki şöyle bir Ceyd özellikle Pearl ve özellikle Safir kariyerindeyseniz ve özellikle hatlarınızda çalışmayan insanlar varsa ya da çalışma konusunda yani de zaman yatırımı, efor yatırımı yapma konusunda isteğinin şiddeti düşük olan insanlar varsa, eğitimlere katılma konusunda isteği düşük olan insanlar varsa, kampa gelme konusunda isteği düşük olan insanlar varsa, varsa eğer, sizin yapacağınız tek bir şey var. Benim yaptığımın aynısı. Ben şunu düşündüm. Dedim ki arkadaş, ben buradaki altı kişiye mecbur değilim. Ben onlara hayatlarını değiştirebilecekleri bir fırsat gösterdim. Fakat onlar bu fırsatı henüz daha göremediler. Yalnız benim de işimin inşa olması lazım. Ve ben işimi bu insanlarla inşa edemiyorum. Peki burası ne olacak şimdi? Burası tıkanacak mı? Hayır. İşe başlarken ben bir yemin etmiştim. Neydi o yeminim? Kimse yoksa ben varım arkadaş. Bu insanlar çalışmıyorlar mı? Okey, tamamdır. Benim bu insanlara göstereceğim ve vermem gereken bir mesaj var. Bir liderlik mesajı var. Bir yeminim var ortada. Bu insanlara arkadaşlar şunu göstermek zorundaydım ben. Her birini. Sen olsan da olmasan da ben bu işi inşa edeceğim. Senin zaman yatırımın, çaban olmadan da kariyer yaptığımı göreceksin. Ve gittim Ocak ayında bunların altına alt alta dikkat edin. Alt alta bak. Bir, iki, üç, dört tane kayıt yaptım. Alt alta. Ben size hep ne diyorum? Güçlü bir karar aldıktan sonra şöyle bir ay içerisinde 4 ila 7 arasında kişisel kayıt yaparak işinize momentum kazandırın. Çalışmayan bir ekibi çalıştıramazsınız. Bazıları soruyor bana. Yavuz Bey, çalışmayan ekibi nasıl çalıştırırsınız? Çalıştıramazsınız. Çalışmayan ekibin altına yeni bir ticaret inşa edersiniz. Böyle olur bu iş. Çalışmayan insanları çalıştıramazsınız. Henüz daha güçlü nedenleri yoktur. Eğer ki eğer ki yapacağınız en iyi şey online toplantıları almaya çalışmak, pazartesi akşamları toplantıları almaya çalışmak. Bakın hareket budur. Tek hareket. Dört tane kayıt. Ne yaptım? Bu dört kaydı ben şuraya yapabilirdim. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya yapabilirdim. Yapmadım. Ne yaptım? Şu hat belli ki şu hatla ilgili benim sıkıntım var. Üçüncü hattımla ilgili. <laughs> Bu hattı benim çalışır hale getirmem lazım. Ve buraya dört ile yedi arasındaki kayıt yapmam gerekiyordu. Ben dört tane yaptım. Kişisel kayıt. Şeyim şuydu, tezim şuydu. Bu dört kişiden en az bir tanesi çalışacaktır herhalde. Teziyle yola çıktım. Altı tanesi çalışmıyor. Ya şunu düşünebilirdim. Ya altı tane kaydettim çalışmadı. E dört tane kaydettiğimde niye çalışsın ki? Diye düşünebilirdim. Hayır. Bizim işimiz olasılıkları force etmek üzerine kuruludur. This is numbers game. Sayılar. Bir altı tane kayıt yaparsın çalışmadı. Dört tane kayıt da çalışmayabilirdi arkadaşlar. Yapacağım şey şuydu. Altına bir dört beş tane daha kayıt yapma. Bunu yapacak mı? Çalışmadı mı? Altına bir dört beş kayıt daha yapma. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Derinlik var ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aşağı yukarı şöyle bir ticaretinizi on beşinci derinliğe getirmeden... Ticaretiniz işte o hattınız çalışıyor çalışmıyor ile ilgili bir bir sonuca e, varmayın. Çok erken karar almış olursunuz o hatla ilgili. İlk amacınız 15. derinliğe indirmek olmalı hatlarınızı. 15. derinliğe indirdiğiniz zaman o 15 derinlikte o 15 derinlikten en az bir kişi bir kişi ticareti gerçekten güçlü bir şekilde inşa etmeye başlıyor. Bunu söyleyebilirim size. Kanun mu? Hayır. Sadece this is numbers game. Ortalama yasası bize bunu gösteriyor. Bugüne kadar ki yani Türkiye sayısal hafızası bize bunu gösteriyor. 15 derinliğe inmediğin sürece henüz daha e, işinin o orayla ilgili o hatla ilgili sıkıntılar yaşıyorsan normaldir. Kafanızın bir kenarında bulunsun. Dört tane kişisel kayıt yaptım. En zayıf attım buydu. İşte atıyorum 2200 dolar toplamda para kazanmışım. Safir kariyerine gelmişim. Yine uyarımı dikkate alın lütfen. Bunlar benim için geçerli olan rakamlar. Sizin için aynısı tabii ki garanti edilemez ama işinize yardımcı olacağını düşünerekten bunu paylaşıyorum sizinle. 13.300 puanla safir olmuşum ama ne dedim canımız çıktı gerçekten. Çok yorulduk mu? Çok yorulduk. İşin en zor kısmı arkadaşlar, işin en başıdır. Çok yorulduk. Ama bakın 9 sene sonra bugün ayın 5'i ve ay başından bugüne kadar bir Allah'ın kuluyla konuşmadım. Bir Allah'ın kuluna reklam yapmak zorunda değilim. Bir Allah'ın kuluna sunum yapmadım. Bir Allah'ın kuluna Kayen'in kesinden bile bahsetmedim ve bahsetmek zorunda da değilim. Eğer istersen bahsederim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz artık. Ama ne zaman işte bizim gibi şöyle bir dokuz seneyi falan devirdiğinizde ve biz bizim bizim başlangıcıma başlangıcımıza benzer bir başlangıç yaptığınız anda bunlar oluyor. 13.300 puanı bir araya getirirken canımız çıkmıştı. Ama bugün 526 bin puan mıydı? Neydi bilmiyorum. 500 bin puanı bir araya getirmek için tek bir saniye yatırımı dahi yapmak zorunda kalmıyorsunuz bir, bir, belli bir zaman sonra. İşte bu sebepten dolayı Kayani'yi ciddiye almalısınız. Bu sebepten dolayı eğitimlere katılmaya devam etmelisiniz. Bardağınız dolmaya devam etmeli. Dolmadan taşamazsınız. Dolacaksınız. Dolmaya devam etmek zorundasınız. Belli bir zaman sonra taşıyorsunuz. Üçüncü ay. Şubat ayı arkadaşlar. Kısa bir ay. Şubat ayı. 2013 yılından bahsediyorum. 15 Şubat'ta duru oldu Şule hamile e, ayın biri. Başlıyoruz. Şimdi birinci hatta 26 kişiyle başlıyoruz artık. 26 kişi insanlara video sunumu seyrettirebilir. Artık 14 kişiyle başlıyorum. İkinci hatta videosunu seyrettirecek 14 kişi. Herkes izlettirmiyor ama izlettirebilir. Üçüncü hat 10 kişiyle başlıyorum. Hatırlayın 6 vardı dört tane ilave yapmıştım. Şu konuya geleceğim birazdan. Şimdi birinci hattımda ma açık maviler arkadaşlar. Şubat ayında kaydolan yeni insanlar. 26 kişiyle başlıyorum. 26 kişi 10 tane yeni kayıt üretmiş. Biraz bir sıkıntı var gibi ama yine de idare eder. Gözüm üstünde bu hattımın. Bak önce kurdum, önce başlattım. Kontak anahtarını çevirdim. Arabayı ikinci viteste vurdurdum. Bu ikinci ay kırmızıları getirdi. Daha sonra koyu mavi ve kırmızılar açık mavileri getirdi. Üçüncü ayda toplamda. Biraz bir sıkıntı var gibi. Ama benim özellikle önceliğim şu en zayıf olan hattım. Buraya göz ucuyla gözüm burada. Bu hattımın üzerinde. 10 yeni distribütör üretmiş. Sıfır kişisel kayıp. Artık dikkat edin bakın. Birinci attımda sıfır, ikinci attımda sıfır, üçüncü attımda sıfır kişisel kaydım. Yani kendi listemde yüzlerce insan var ama artık zamanım yok kendi arkadaşlarıma dönüp gidip kayanı anlatmaya. Çünkü harıl harıl sunumlar yapıyoruz buralarda. Sürekli olarak bu insanların kayıtları gelen bu sunumların birçoğu belki de bana ait. Bir kısmı onlara ait. İkinci hat. 18 yeni distribütör gelmiş. Yani koyu mavi bir kişi ve e, kırmızılar toplamda 18 tane yeni açık açık mavi şeyler. Şubat ayında gelen yeni iş ortakları. Bayi, E ticaret mağazası ve üçüncü at. Hatırlayın e, başladığımdan beri başladığımdan beri benim tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum baş belam bir türlü harekete geçirmek harekete geçiremediğim insanlara insanlara hadi çalış hadi çalış hadi çalış dediğim ama en sonunda şunu gördüğüm hadi çalış demekle insanlar çalışmıyormuş bunu anladığım bunu anladıktan sonra dört tane alt alta kayıt yaptığım hattım arkadaşlar bakın Şubat ayında ne oldu? Altı kişi vardı çalışmıyorlardı. Dört tane kayıt yaptım. Arkadaşlar bir tanesi çalışacaktır büyük ihtimalle. Her halde diye yaptığım kayıtlarda Emre Topçu ile tanışmıştık. Bu dört kaydın en sonuncu kişisi, şuradaki, Emre benim dokuzuncu derinliğimde arkadaşlar. En sonuncu kişisi Emre Topçudur. Emre ile birlikte biz Şubat ayında Emre ayın beşinde başladı. Şubatın beşinde başladı ve 23 yirmi, yirmi günde biz Emre ile birlikte arkadaşlar 35 tane yeni kayıt ürettik. Emre ile birlikte tek bir kişi tek bir kişi işimizin gidişatını nasıl değiştiriyor görüyor musunuz? Tek bir kişi. Bakın size iki aydan bahsettim. İşte çarpan etkisine sahip insan bu demektir. Bugüne kadar ki insanların çoğu arttırıcı etkiye sahip, toplama etkisine sahip insanlar, ekleme etkisine sahip olan insanlardı. Ama bak bir kişi şuradaki ticareti aldığı bak nasıl çarpan etkisiyle nerelere dönüştürdü işte. Şimdi burada benim e, etkinliğim var mıydı? Vardı. Neyim vardı? Bir defa Safir kariyerinde olan birisi olarak masada oturuyorum. Sunumları yapıyoruz Emre'nin birlikte. E, Emre henüz daha yeni başlamış. Elinde sosyal kanıtı yok. Ama sosyal kanıt olarak masada ben varım. Dolayısıyla bir Emre Topçu-Yavuz Bağcı işbirliği vardı burada. Ortak çalışması vardı. Emre'nin emrenin e, çevresinde kendisine olan güven... Emre'ye insanları, insanların Emre'ye olan saygısı, sevgisi, bana olan saygısı, kariyerime olan saygısı... ...kalyanede bir şeyler yapmış olmama, geçmiş iki ay içinde bir şeyler yapmış olmama olan saygısı... ...Emre'nin ticaretini inşa etmemize yardımcı oldu. Güvenilir insan olmak, tavır tutum sahibi insan olmak ve... Ee, dediğim gibi bunun gibi birkaç faktör bir araya geldiğinde bu oldu. 35 yeni kayıt geldi arkadaşlar. Ee, biz e, Şubat ayını dördüncü kariyerle kapattık, Ruby kariyeriyle kapattık ee, ve e, 3.478 dolar olarak bir şeyimiz olmuş. Dediğim gibi buralar çok da önemli değil. Önemli olan ticaretin doğru bir şekilde inşa olması. Bakın doğru inşa ile ilgili size burada Öğretmeye çalıştığım şey doğru tavır tutum işleriniz iyi, iyi, iyi gitmediği zamanlarda yapmanız gereken çok önemli püf noktaları vermeye çalışıyorum size ve Mart ayı dördüncü ay arkadaşlar artık beşinci ay anlatmayacağım gerek kalmadı şimdi Şubat ayında dedim ya gözüm şu hattın üzerinde bir göz gözümle buna bakıyorum ama esas odaklandığım yer burası şu hattı benim toparlamam gerekiyor şu fena gitmiyor gayet güzel en iyi giden hattım şu anda bu. Şeye kadar buna kadar. Ama ay sonu geldiğinde şöyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi bakın. Buna benzer bir durumu siz de yaşayacaksınız. Buna benzer bir durumu yaşadığınızda burası artık tamam artık çalışıyor deyip bırakamazsınız. Bir sonraki ay gözüm benim şu hat özellikle birinci sırada bu hat özellikle bu hattın üstüne titriyorum. Neden? Çünkü şurada elde etmiş olduğumuz başarı Acaba gerçekten ölçümlendirilebilir bir başarı mı yoksa tesadüfi bir başarı mı soru işareti var kafamda. Bunu kimseyle paylaşmıyorum. Emreyle de paylaşmıyorum kimseyle. Sadece e, kafamda böyle bir şey var. Dolayısıyla Mart ayı, bir sonraki ay test edeceğim. Bu başarıyı test edeceğim. Eğer ki tekrarı gelirse, artan miktarda tekrarı gelirse bu hattın üstüne kocaman bir tik atacağım ve artık benim bu hatla arkadaşlar işim kalmayacak. Bu hat bu hat artık kendi kendisini üretebilir, kendi kendine yavrulayabilen bir hat haline dönüşecek. Daha sonra amacım atıyorum bu hattı kendi kendine yavrular hale dönüştürmek, ondan sonra da bu hat. Ömürlük işimiz kayende bu. Üç tane ticari hat, üç tane hat inşa ettiğinden dolayı bütün kariyerleri elde edeceksin. Derinlik kazandıkça, ve gelirlerinde artmaya devam edecek. Ödevimiz bu, Ömürlük ödevimiz. Evet, şimdi Mart ayında özellikle şu, şu hattan özellikle e, daha ziyade dedim ya gözümün e, hangi hattım üzerinde en zayıf olan hattım üzerinde, da, e, yani ilk başta en zayıf olan hattım. Neye bakacaktım? Test edeceğim. Acaba aynı başarıyı tekrar edebilecek miyiz burada? Ve arkadaşlar test. E, ayını, mart ayı test ayıydı şu hat için. E, ve test ayından bana sorarsanız başarıyla geçti. Çünkü hatırlayın burada 35 yeni distribütör geldi. Artık üçüncü Hatta 45 kişiyle başlıyorum doğru. Yani şuradakiler, artık kırmızılar artı açık mavi toplamda 45 kişi. 45 kişi arkadaşlar mart ayında 69 yeni distribütör üretmiş. Yeni dağıtım noktası üretmiş. Yeni e-ticaret mağazası üretmiş durumda. Ha, tamam. Demek ki burada bir şeyler doğru gidiyor. Yine görün kişisel kaydım sıfır ve burada Mart ayında çok az sayıda sunumlarında bulundum ben. Yani şuradaki kitle artık kopyalanabilir bir şey yapmaya başlamıştı. Video sunumları gösteriyorlardı ve işlerinde etkinlik düzeyi güçlü olan insanlar vardı. Ve kendileri gibi etkinlik düzeyi yüksek olan insanları getirmeye başlamışlardı. Artık kendi kendine yavrulamaya başlamıştı. Üçüncü hat. Ve artık o günden sonra bu hattımda geriye kalan dokuz sene boyunca arkadaşlar bir daha bir daha dönüp e, sunum yapmadım diyebilirim. Yani bir zaman ve efor yatırımı artık yapmadım diyebilirim. Şimdi diğer hat. 36 kişi dedim ya bu hattımla da ilgili gözüm bunun üzerinde çünkü 26 kişi 10 yeni kayıt üretiyorsa eğer burada iyi gitmeyen bir şeyler vardır demektir. Mart ayında özellikle e, test edeceğim ya dik şeyimi e, çabamı bu hattan özellikle çektim özellikle yani bu hatta e, insanların video sunumlarını yani sunumlarında yanında olmadım genelde neden çünkü test ediyorum. Başlattığım şey doğru bir şekilde gidecek mi ona bakıyorum. Ee, özellikle çabamı buraya yoğunlaştırdım ben. Burada buradaki hattımı. Şu ortadaki hat iyiydi. Ee, ondan sonra Mart ayında odağım şuradaki hattaydı. Bu hatta odaklandık. Ee, 36 kişiyle birlikte. Bakın sıfır kişisel kayıt yani kendi listeme artık dönmüyorum. Kendi listemden gittim git, gittiysem ilk ay e, 100 kişi ancak gitmişimdir ya da 120 kişiye. Geriye kalan tamamen kendi ekibimde sunumlarında birlikteyim. O zamanlar kafelerde yapıyoruz. Zoom falan yok o zamanlar. Kafelerde, evlerde, evlerine gidiyoruz arkadaşlarımızın. İş yerlerinde buluşuyoruz. Ne bileyim AVM'lerde, ortak alanlarda sunum yapıyoruz vesaire. Ama beraberiz yani sağda. Yan masada arkadaşım varsa onun yan masasında da başka bir arkadaşına ben gösteriyorum sunumu. Yani elime ayağımı çekmedim hiçbir zaman. İlk dört ay boyunca özellikle. 50 yeni distribütör kaydı aldık arkadaşlar. 50 kayıt aldık toplamda. 36 kişi. Ve bunun hiçbirisi benim kendi kişisel kaydım değil. Ancak ticaret benim ticaretim. 3 tane hat inşa ediyorum. İkinci hatla ilgili sorun var şimdi. Nisan ayında ne yapacağım arkadaşlar sizce? Bakın Mart ayında ne yapacaktım? Şu hatta odaklanacaktım. Te pardon test edecektim. Şu hatta odaklanacaktım. Şimdi artık bana... Sonuç şunu gösterdi. Benim artık Nisan ayında artık şu hattımda bazı hamleler yapmam gerekiyor. Burayla biraz vakit geçirmem gerekiyor. E, çünkü artık şu hatta yavaş yavaş şu hatta dönüşmeye başladı neredeyse. E, 69 yapmadan 50 yaptı. E, burada 8 yeni kayıt üretmiş 32 kişi. 8 yeni kayıt ciddi bir sıkıntı var demektir. Bu hatta odaklanacağız. Ondan sonra oradaki sorunumuzu çözeceğiz. Bu bizi beşinci kariyere getirdi arkadaşlar. Emerald kariyerine getirdi. Ee, dördüncü ayımızda zaten on ikinci ayda da o yılın sonunda da e, bu ticaret büyüdü ve e, daim kariyerine gelmiştik. Bugün geldiğimiz noktaya az önce de sizlere şey yaptım zaten e, paylaştım. <laughs> arkadaşlar özetleyecek olursak özetleyecek olursak amacımız Bizim hayatımızın sonuna kadar insan kaydetmek değil. Bizim amacımız hayatımızın sonuna kadar, sonuna kadar e, reklam yapmak, davet yapmak gibi böyle e, insanlarla sürekli aramak, konuşmak, etmek gibi böyle bir öyle bir özel zevkimiz yok yani. Yani reklam yapmak, davet yapmak, sunum yapmak, takip yapmak, hayır duymak vesaire çok mu keyifli? Hayır değil. Yani çok mu keyif aldığımız şeyler? Hayır değil. Ee, ancak biz şunu biliyoruz. Sevmediğimiz bir şeyleri yaptığımızda güzel sonuçlar gelir. Bizim inancımız bu. Ee, sevmememize rağmen ya da keyif almıyor olmamıza rağmen Kayana'da yaptığınız güzel şeyler, doğru şeyler ya da doğru şeyler size güzel sonuçlar getiriyor. Bizim hikayemiz bu. Bizim hikayemiz e, ilham kaynağı olan bir hikayedir birçok insan için. E, bu hikayeden ilham alan bir Ferhat Gök bizim planımız değildi. E, tanımıyorduk Ferhat, daha sonra tanıştık. Ama e, kendisi şu anda Purple Diamond kariyerinde. E, ne bileyim bir İbrahim Düzenli olsun, Kenan Kozanhan olsun, diğerleri olsun, Ziya Şakir Yılmaz olsun. Bizim planımız değildi bu insanlar. Bu insanlara hep söylüyorum. Bizim bir planımız vardı. En baştaki o e, planımız e, neydi? E, hiçbir şekilde kim ne karar verecek buna bakmadan tamamen 3 e, ayda 500 kişiye sunum videosunu seyrettirmek. Benim planım buydu. Emre Topçu benim planımda yoktu. Emre ile biz internetten tanıştık sonra. Planımız değildi. Yani Allah sizin karşınıza, siz doğru bir şeyleri yapmaya başladığınızda e, sizin karşınıza daha da güzel olan şeyler çıkartmaya başlıyor. Bunu e, insanlar çıkartıyor karşınıza e, ve daha sonra güzel şeyler olmaya başlıyor. E, i̇şin içinde arkadaşlar şans var mı? E, yok dersem yalan olur. İşin içinde tesadüfler var mı arkadaşlar? Yok dersem yalan olur. Mutlaka bunların hepsi var. Ama hep diyorum bizim bir planımız olmalı. Bizim planımız kendi kontrol edebileceğimiz şeyler üzerinde hareket etmektir. Evet. Ticaretinizin ne zaman ne hale geleceğini siz bilemezsiniz. Ne zaman daimut olacağınızı belki bilemezsiniz. Ee, ancak bugün bir sunum yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün belki bir satış ya da ne bileyim bir reklam ya da bir görüşme ayarlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunlar e, işin gerekleri. Ben size söylemeyeyim. Burada Safir Plus olan arkadaşlarımız var. Onlar tecrübeli bu konuyla ilgili. Onlarla iletişim halinde olun. E, artı ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yani ben tek tek bugün işte şu kadar kişiyle doğum gününü kutla, bu kadar kişiye işte aç, ara, telefon et, işte sebebi öğrenmeye çalış, nedenini öğrenmeye çalış vesaire demeyeyim size. Ben yani Bunları siz biliyorsunuz. Ama belki de en önemli cümlesi şuydu. Arkadaşlar eğer yapmıyorsanız seçeneğiniz var demektir. Eğer seçenekler, seçeneklerinizden de mutluysanız eğer sıkıntı yok bizim için gerçekten. Ee, herkes mutlu olduğu hayatı yaşasın, herkes mutlu olduğu işi yapsın. Yani işini rolantide mi yapmak istiyorsunuz ve bundan mutlu musunuz? Tamam, sıkıntı yoktur. Rolentide yapın. Bugün reklam yapmak istemiyor musunuz? Yapmayın. Görüşme yapmak istemiyor musunuz? Yapmayın. Bu ay yapmak istemiyor musunuz? Yapmayın arkadaşlar. Daha sonra mı yapacağım diyorsunuz? Tamam, daha sonra yapın. Nasıl isterseniz. Eğer ki mevcut durum sizi mutlu ediyorsa o şekilde hareket hareketin. Ee, benim şeyim bu. Ee, bu konu bugün paylaşmak istediğim konular bunlar. Ee, önce dağıtım ağını inşa edersiniz daha sonra tüketim ağı tüketim ağı ortaya çıkar ancak az önce söylediğimin tam tersine benim daha bu eğitimim bitmeden belki aranızda bazıları görüşmeler almaya başladı bile belki aramaya bile başladı şu anda bir sesim bile duymuyor şu anda telefonda arkadaşıyla konuşmaya başladı her şey her şey arkadaşlar nedenlerinizle alakalı bir şey her şey sebeplerinizle alakalı bir şey İnsanoğlu hep sonuca bakar hani nerede para hani nerede kariyer hani nerede bilmem ne der dönüp bakmanız gereken yer nedenlerdir Size ipucu vereyim size tüyo vereyim çaktırmadan e, sonuca bakmayacaksınız sonuca bakmayın sonuç sizi şey götürmez sonucu değiştiremezsiniz sonuca bakarak nedenlere bakmak zorundasınız bu tarafa bakmak zorundasınız net çünkü sebep sonuç ilişkisi vardır her zaman e, buna ne deniyordu e, hocalarım bilir ama det Determinizm deniyor. Saçmalamayayım şimdi bir şeyler ama <laughs> öyle öyle bir ilke vardır. Yani sebep sonuç ilişkisi hiçbir şey, yani her şeyi mutlaka bir sebebi vardır. Bir kişi bu ay safir tekrar yapıyorsa, ruby yapıyorsa bu ay emerald yapıyorsa, ne bileyim Jade oluyorsa şey vardır. Bir sebepten dolayı bunlar oluyordur. Onu paylaşmak istedim. Evet, tamam, determinizm. Doğru hatırlamışım. Ee, sebep sonuç ilişkisidir arkadaşlar ee, benden bugünlük bu kadar ee, umarım başınızı ağrıtmamışımdır ee, umarım ee, biraz gevezelik de yaptık gerçi kusura bakmayın hakkınızı da helal edin bundan dolayı arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere diyorum sesleri de açılabilir hale getiriyorum İlave yapmak isteyen arkadaşlar varsa da buyursunlar Ses açılmıyor. Bakalım. Ses açılıyor. Yavuz Bey, gerçi ben şeyim, açıldı benimki, benimki açılır. Açabiliyorsunuz kendi seslerinizi arkadaşlar. Dener misiniz? Allah Allah. Bir dakika. Buyurun açar mısınız? Evet şimdi açıldı Yavuz Bey. Ben sizin sesinizi hiç kapatmamışım ki. Ay evet, şimdi arkamda da şey kalmış Miracle takımının 600. gün şeyi kalmış. İnşallah buranın da 600. gün toplantısını görürüz. Yavuz'um çok teşekkürler. Ee, seni dinlerken bir kez daha aklıma şu geldi: Üzümüye bağını sorma diye bir şey var ya. Bence o sizin aile için yazılmış. O kadar çok bilgiyi, o kadar çok deneyim paylaşıyorsun ki bizlerle ilk günden beri. Dolayısıyla bol bol bizi e, besliyorsun. Çok çok teşekkürler. Ben bu arada bir şey sadece düzelteceğim. Şansa inanmıyorum. 9,5 yıldır şuna şahit oldum sizinle dahil olmak üzere. O kadar çok bedel ödediniz ki şans diye bir şey yok. Alın teri var. şöyle ilk günden beri ta beylik düzlerinden e, caddeye geldiniz. İnsanlar köprüyü geçmeye üşenirken siz yılmadınız. O Şule'cim karnı burnunda haliyle koşuşturdu. Sen aynı şekilde Acayip bedellerle bugünlere geldiniz ve ilham oldunuz her türlü. Yani ben başarıyı hem özel hayatta hem iş hayatında bir denge varsa insanları başarılı buluyorum. Siz her ikisinde de örnek alınacak kişilersiniz. İyi ki hayatımdasınız. Bir kez bunu bir kez daha bunu paylaşmak istedim. Çok teşekkürler bugünkü eğitim de. İl mukabil teşekkürler. Ee, sizler olmasaydınız, Gülaycığım sen olmasaydın biz nasıl nasıl başarırdık? mümkünatı yok. Sonuçta e, her şey karşılıklı işbirliği, karşılıklı bilgi paylaşımı, tecrübe. Sizin tecrübeniz sayesinde e, bugünlere geldik. Bin, binlerce kez teşekkürler. Teşebbüsle gayret evlenmiş, şansı doğurmuşlar sonra. Şansı birlikte doğurmuşlar. Evet. Öyle bir şey oldu herhalde Cumali abi. Evet kesinlikle. Ben bunun her zaman böyle olduğuna inanıyorum. Önce teşebbüs edilecek. Sonra o teşebbüs edilen alanda gayret edilecek. Sonrası halk tarafından a şanslıymış olarak değerlendirilir. <laughs> Ondan öncesini hiç görmeyiz. İşte <laughs> 25 yaşında birileri ses sanatçısı olmuştur. Hemen insanlar şunu a bir tane parçayla malı götürdü ya. Vallahi 15 <laughs> sene sahnenin tozunu yuttu yani 10 yaşındayken başladıydı o kişi o çalışmalara. Orayı kimse görmez. Yavuz Gayret. Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun Neriman. Teşekkürler. Rica ederim. Çok kıymetli bilgiler aldık. Evet, çok Teşekkür değerliydi. ederim. Ee, Herkese. Elinize, emeğinize sağlık. Rica ederim. Bir sene. Bereketli Mayıs ayları diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler. O zaman gözleri görüşme planlama grubuna doğru çeviriyoruz şu andan itibaren. Ee, bakalım bu eğitim işe yaramış mı, yaramamış mı? Orada sonuçları göreceğiz. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Ağzınıza evet. yüreğinize sağlık. Arkadaşlar Yavuz Bey'in ilk dört ayda ne yaptım video kaydını böyle hep her yeni ekip arkadaşımız olan takım arkadaşımız olan kişilere göndermenizi tavsiye ediyorum. Ben gönderiyorum. Şablonu daha iyi anlıyor. Evet. Özelden benden isterseniz size de gönderebilirim. İlk dört ay onun video olarak da anlatımları var. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Rica ederim. Üstüne görüşmek üzere. Çok teşekkür İyi. ederim Yavuz abi. İyi. E, İyi. O şans konusunda da kesinlikle e, katılmıyorum. Yani öyle şans kelimesini kullanmayın. Çünkü bir ayda benim bir yıldır sizi tanıyorum. Bir yılı geçtim. E, bir yılda yaptığım sunumdan daha fazlasını yaptığınız Eşinizle birlikte görüyorum. Hiç bunun şansla ilgisi yok. Tamamen azim çalışmayla ilgisi var. Teşekkürler. Arkadaşlar e, şey yapıyorum. Ne derler? Aha şuradan da Kaydı kaydı.